Yürütme adına yapılan söz talepleri karşılanmıştır. Şimdi şahıslar adına ikinci söz talebi aleyhinde olmak üzere Sayın Gamze Taşçıyer'in. Sayın Taşçıyer buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Az önce Sayın Bakanların sunumunu dinleyince acaba notları mı karıştırdılar yoksa ülkeleri mi karıştırdılar diye düşündüm. Ama kürsüye gelince sebebini anladım. Sayın Bakanlar, okuma gözlüğünüzü kürsüde unutmuşsunuz. Çünkü başka türlü böyle bir pembe tablo çizme şansınız yok. Tabii sizin de işiniz zor. Çünkü daha genel kurula gelmeden eriyen bir bütçeyi savunmak durumundasınız. Ama ne yaparsanız yapın, değil günden güne, saniye saniye eriyen bir Türk lirasının olduğu bir ülkede bu bütçenin istikrarlı olduğunu iddia edemezsiniz. Siz de takabilirsiniz. Gerçi konuşmalarınızda hep bahsediyorsunuz, domatesten bahsedip. Şimdi sizlere bir kelime okuyacağım, bir cümle okuyacağım. Borç, faiz, döviz kıskacını yok edeceğiz. Gelin el birliğiyle omuz omuza bu savaşı kazanalım. Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkalım. Diyeceksiniz ki yine AKP Genel Başkanı bir yerlerde konuştu. Çünkü bu cümle tanıdık. Ama bu cümle 27 yıl önceki Başbakan Tansu Çiller'e ait. Yani gerçekten ülkeyi 20 yıl boyunca yönetip ekonomiye yeniden bir kurtuluş savaşı verme noktasına getirmeyi başarı olarak pazarlayamazsınız. Faizi düşürenin Merkez Bankası, biz ekonomiyle enflasyonla uğraşmayı bıraktık diyenin Merkez Bankası Başkanı, talimatı verenin büyük ekonomist Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir ülkede döviz kurlarındaki artışın sorumlusunu dış güçler diye yutturamazsınız. Ekmeğe zam gelince obeziteyle mücadele ediyoruz. Akaryakıda zam gelince yürümenin faydaları. Kahveye zam gelince kahvenin 40 yıl hatırı yokmuş, kahve kalbe zararlıymış manşetleri atan propaganda bültenlerinizi kimseyi inandıramazsınız. Her fırsatta çıkıp eskiden yağ kuyrukları vardı, tüp kuyrukları vardı deyip bugün kotalı şeker satışlarının zincirlenmiş yağ tenekelerinin olduğu bir süreci yaratmanız ibretlik. Cumhuriyet daha 50 yaşındayken 70'li yıllarda ambargo altındaki Türkiye üzerinden siyaset kurup 21. yüzyılda Cumhuriyet 100. yaşına yaklaşırken 50 yıl önceyi bu ülkeye götürmeniz de trajik. Değerli milletvekilleri, bu ülkede 5 şey var, sürekli değişiyor. AKP'nin dış politikası, döviz kurları, akaryakıt fiyatları, Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı. Hal böyle olunca da iğneden ipliğe, domatesten patatese her şeye zam geliyor. Bilmiyorum, yakın zamanda marketten alışveriş yaptınız mı? İnsanlar markette koşarak alışveriş yapıyorlar. Çünkü bir ürünü raftan alıp kasaya gelene kadar ürünün fiyatı zamlanıyor. Ev almak için pazarlık yapıyorlar, tapuya gidene kadar ev fiyatı zamlanıyor. Araba için el sıkışıyorlar, notere gidene kadar ev fiyatı zamlanıyor. Tabii devre iktidarınızda birçok kavramın altını boşalttınız. Hediyelik eşya kavramını da değiştirdiniz. Ben 3 yıl önce yeni doğan bir bebeğe altın yerine bebek bezi takabilirsiniz demiştim. Şimdi de insanlar ev ziyaretlerine gittiğinde birbirlerine 32'lik tuvalet kağıdı götürecek hale geldi. Tuvalet kağıtları neredeyse kuyumcuda satılacak. Peki böylesi bir enflasyon düzeninde diyeceksiniz ki ya muhalefet partisi hep eleştiriyorsunuz. Ya hiç mi bu ülkede fiyatı düşen bir ürün yok? Hiç mi enflasyona meydan okuyan bir ürün yok? Var değerli milletvekilleri. Enflasyona meydan okuyan tek bir ürün Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı. Satışa çıktığında 40 liraydı, şu an 25 lira. Evet, kitabı aldım, keşke siz de 3 sayfa okuduysanız ne mutlu.
Gerçi ben yazanın da bu kitabı okuduğunu düşünmüyorum ama neyse. Buradan da TÜİK'e bir çağrım var. Enflasyon sepetini hazırlarken bir sonrakine bu kitabı muhakkak koysunlar. Gerçi bunun için talimat almaları gerekir ama eğer benim bu önerimi dinlerseniz o hedeflediğiniz tek rakamlı enflasyon hanesine ulaşacaksınız. Tamamlayın sözleriniz. Değerli milletvekilleri, 20 yılda ülkeyi öyle hale getirdiniz ki orta geliri yoksulluğa, yoksulları açlığa sürüklediğiniz milyonlar yarattınız. Artık bu insanlar hayatta kalmak için çalışmayı değil, giderek zenginleştiği ve refaha eriştiği bir Türkiye istiyor. Gençler arkadaşlarıyla kafede bir kahve içmek için hesap yapmayacağı bir Türkiye istiyor. 21. yüzyılda akıllı telefon kullanıyor diye çıkar telefonunu laflarıyla muhatap olmak istemiyor. Bugün insanlar yaşamaya evet, hayatta kalmaya hayır diyor. Ve o isteğin gerçekleşeceği günlerde gelmekte. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.